Çok zor bir iş değil ama etkileyici fotoğraflar bekliyorum. Bir çekim planlaması yaptın mı? Evet, mankenimi ve istediğiniz mekanı hazırladım. Manken kim? Berk. Bir önceki işimizde beraber çalıştık. Ben de ajansımda memnun kaldık. Yakışıklı, karizmatik, güçlü hatlara sahip olan bir manken. Evet, yakışıklı bir çocuk. Peki gerçekten yetenekli mi? Bence ileride iyi bir manken olacak. Henüz çok tanınmıyor ama medyanın keşfetmesi fazla uzun sürmez. Hem spor gömlekli hem de takım elbise içinde güzel durur bu çocuk. Hı-hı. Çekim mekanı biliyor musun? Firmamızın sahibi işin orada çekilmesini istiyor. Orası nasıl mekan olduğunu ben de bilmiyorum. Evet. İstanbul dışında eski bir mum fabrikası. 1960'tan beri mum fabrikası olarak kullanılmış. Aslında babam da bir dönem buranın müdürlüğünü yaptı. Daha sonra emekli oldu. Mekan defalarca yanmış. Sonra tekrar yapılmış, sonra tekrar yanmış. Son durumu bu. Fabrikanın kendisi muma dönmüş zaten. Dikkat edin de siz içerideyken yanmasın. Yerden kazımayalım sonra size mum gibi. İçeriği çok güzel dekore edeceğim. Babamın zengin ve nadide bir aydınlatma koleksiyonu var. Koleksiyondan ender parçaları kullanacağım dekorda. Merak etmeyin Osman Bey. Bu benim hayatımın çalışması. Güzel olacak. Ahmet? Esra? Ne işin var burada senin? Bir toplantım vardı. Sen? Ben burada çalışıyorum. Zamanın varsa bir çay içelim. Başka zaman, acelem var. Neyse, seni gördüğüme sevindim. Telefon açmaktan kurtuldum en azından. Neden? Senin sigortacılar hala poliçe yenileme döneminde beni arıyorlar. Biz ayrılalı çok oldu Ahmet. Artık o telefon numarasını değiştirip karının ismini versen diyorum. Zaten benle değil, onunla evlendiğin için sigorta yaptırman da en doğru hareket. Kusura bakma, tembelliğime geliyor. Ama en yakın zamanda değiştiririm. Kendine iyi bak. Sen de. Ufaklık. Annemi üzmüyorsun değil mi? Ben üzmüyorum. Ablam üzüyor. Hadi lan oradan. Yalancı seni, zıpla. Hoş geldin oğlum. Nasılsın anne? İyiyim evladım. Ben de seni düşünüyordum. Her şey yolunda mı? Bir çekimde kullanmak için babandan bazı eşyalar almaya geldim anne. İş mi buldun yoksa? Yok anne. Tek günlükmiş ama ücreti iyi. Benim süre idare eder. İyi maaşı olan bir iş bulup hayatını düzene sokman lazım senin. Merhaba abi. Özlem. Efendim. Annemi üzüyormuşsun. Öyle söylüyor bu ufaklık. Of abi. Ulan ergen bunalımları yaşıyorum işte. Bana biraz anlayış gösterin, düzelirim. Hmm. Artık bana dertlerini pek anlatmıyor. Yaşı büyüdükçe nedense bizi unutuyor. Aman anne, onun aklı şimdi havadadır. Ben konuşurum onu, merak etme. Sen kendi dertlerine bak önce. Senin nasıl? Aranız düzelmedi mi daha? Düzelecek. Oğlum Selin babasına gidip barışsan. Bak çok güzel, çok zengin bir kız bulup evlendin. Ama bu küslük yüzünden bir şey elde edemiyorsunuz ki. Evliliğin de kötü gidiyor. Babasının yanında çalışırsan belki Selin'le aran düzelir. Anne yapma lütfen. Evladım kız zenginlik içinde büyümüş. Parasız pulsuz mutlu olamıyor. Cicim aylarındayken iyiydi. Ama gerçekler çarpmaya başladı. Anne bak zaten bunları her gün düşünmekten yeterince başım ağrıyor. Ben sadece babamdan birkaç tane lamba almaya geldim. Babanın lambalarını mı alacaksın? Kesinlikle vermez. Anne bu çekim çok önemli. Almam lazım. Haberi olmayacak. Merak etme. E babana söyleseydin keşke. Anneciğim izin vermez biliyoruz. Emrivaki yapıyorum o yüzden. Bak Ahmet. O lambalar babanın için ne kadar kıymetli biliyorsun değil mi? Biliyorum anneciğim. Ha. O yüzden sabah gelirim. Erkenden alırım. O dönmeden de gelir yerine koyarım. Yarın akşam babanın arkadaşlarıyla toplantısı var. Onlar gelmeden getiririz. Tamam ne güzel işte. Tamam. Gözün gibi bak, tamam mı oğlum? Tamam anneciğim, merak etme. Ben şimdi gidip birkaç tane lamba seçeyim. Hı. Sabah da gelir, erkenden alırım, giderim. Hadi. Tamam.